La ilahe illallah. La ilahe illallah. Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki değerinizi arttırırız. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, takriben 4 ay boyunca cumartesi sohbetlerine ara vermiştik. 4 ayın sonunda bizi tekrar bir araya getiren, cem eden, Rahman ve Rahim olan Allah'a hamdü sana var olsun. Biz cumartesi sohbetlerini bir ilim meclisi olarak görmüyoruz. Bedenlerin dinlendiği, kalplerin sükun bulduğu, imanların arttığı bir etkinlik olarak kabul ediyoruz. Biz cumartesi sohbetlerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesine mazhar olmak için bir araya geliyoruz. Melekler alemlerin Rabbi olan Allah subhanahu ve teala'nın katına gittiğinde ya Rabbi onlar senden cennetini istiyorlar. Cehenneminden azat olmak istiyorlar. Siz de onları gidin müjdeleyin. Ben onlara cennetimi verdim. Cehennemimden de azat ettim müjdesine mazhar olmak için biz bir araya geliyoruz. Biz cumartesi sohbetlerini zikir bahçeleri haline getirmek istiyoruz. Çünkü o hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Melekler dedi ki ya Rabbi o iş için bir araya gelmeyen, yani niyeti cennet olmayan, cehennemden kurtulmak için bir çabası bulunmayan adam da onların içerisindeydi. Allah dedi ki onların aralarında kötü asla olmaz. Allahu Ekber. Biz kötülerin olmadığı, iyilerin bir araya geldiği bir meclisi arzuluyoruz. Mecid olan Allah'tan isteğimiz de 2010 yılından beri sürdürdüğümüz bu faaliyeti sadece kendi rızası için konuşuldu, sadece Allah'ın razı olunan şeylerin işitildiği bir meclise çevirmesidir. Ve buraya yakından uzaktan teşrif eden, davetimize icabet eden, aynı zamanda bizi sosyal medya aracılığıyla dinleyen ve yüreklerine bir hüsnü şehadet koyan, bizleri yüreklerinde besleyen, içine sevgi akıtan her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Onlara duamız şudur ki Allah-u Teala onları sevsin ve Firdevs cenneti için onları yorsun inşallah. Sevgili kardeşlerim, Ebu Umame Sehil bin Huneyf radıyallahu an bir gün Urve bin Zübeyr ile beraber Hazreti Ayşe radıyallahu anhayı ziyaret eder. Annemiz onlara yönelir ve der ki siz ikiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hastalığı sırasında bir görseydiniz. Sanki bu iki sahabe ya müminlerin annesi bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin son dönemlerinde çektiği acılardan bahset dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha da meselenin ne kadar büyük olduğunu göstermek için bu cümleleri sarf etti. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselamın başına gelen musibetler diğer insanların başına gelen musibetlerden kat ve kat fazlaydı. Sad bin Ebi Vakkas anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim. Dedim ki ya Resulallah
İnsanlar içerisinde belaya en fazla maruz kalanlar kimlerdir? Herhalde bu soru bana sorulsaydı Allah'tan en fazla uzaklaşanlardır cevabını alırlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun hilafına bir söz söyledi. Allah'a en fazla yakın olan bir sınıftan bahsetti. Dedi ki peygamberlerdir. Yeryüzünde belaların en şiddetine maruz kalanan sınıfların en başında peygamberler gelmektedir. Sonra derece derece imanları gücü oranında diğer insanlar onları takip eder. Halbuki bir insan namaza başladığında, sakal bıraktığında, açıkken tesettüre büründüğünde ve alemlerin Rabbi olan Allah onu bir musibetle imtihan ettiğinde şu sözleri söylüyor. Yahu ben namaz kılmazken asla başıma böyle kötü şeyler gelmezdi. Ben açıkken vallahi daha çok afiyette bulunuyordum diyordu, değil mi? Biz de bunu yer yer söyledik. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam ilim dağarcığımızın içine belaya en fazla maruz kalan sınıfın peygamberler ve imanları oranında mümin erkek ve mümin kadınlar olduğunu öğretti. Sonra hadis devam etti. Dedi ki kişi dininin kuvveti oranında belanın şiddetine maruz kalır. Allahu Ekber. Kişi dininin kuvveti oranında Allah'a ne kadar yaklaşırsa, alemlerin Rabbi olan Allah'ı razı etmek için ne kadar çırpınırsa belasının şiddeti o derecede büyük olacaktır. Dini kuvvetli olanların imtihanı zor olacaktır. Dini zayıf olanların, amelleri az olanların, Allah'ı razı etme konusunda tembel olanların da başına gelen musibetler o oranda olacaktır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra devam etti Peygamber aleyhisselam. Belalar kulun başına gelmeye devam ettikçe, ne olur buranın altını çiziyorum kardeşler. Bela size yeryüzünde bir defaya mahsus gelmeyecek. Ya uzun yılları alan bir belanın içine müptela kılınacaksınız veya bir imtihanın kapısı kapınmadan hemen ikinci belanın kapısı açılacaktır. Asla bir imtihan arkasından bir sabır eşittir cennet olmayacaktır. Bir bela ardından diğer belayı getirecektir. Peygamber aleyhissalatu vesselama bir adam geldi. Dedi ki ya Resulallah seni çok seviyorum. Sizin kulaklarınızın arasına böyle bir söz fısıldasa herhalde mukabelede çok iyi bulunursunuz, değil mi? Ama söz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylenince Resulullah aleyhisselam adama döndü, dedi ki belaların, musibetlerin sağanak bir yağmur gibi üzerine geleceği günleri bekledi. Kim Allah'ı çok seviyorsa, kim peygamberi çok seviyorsa, kim selef-i salihini çok seviyorsa belalar onu takip edecektir bir gölge gibi kardeşler. Ve Allah Resulü devam etti. Dedi ki nihayet o yeryüzünde tamamen günahsız bir halde yürüyene kadar. Allahu Ekber. Belaların ve musibetlerin hikmeti de günahların kulun üzerinden gitmesiymiş kardeşler. İşte kardeşlerim onun içindir ki peygamberimizin başına gelen musibetler diğer insanların başına gelen musibetten çok daha ağır olmuştur. Hazreti Ayşe validemiz diyor. Ağrısı yani sızısı, eziyeti Allah Resulü'nden daha şiddetli olan birini görmedim buyuruyor. Allahu Ekber. Evet insanlar hastalandılar. İnsanlar bazı acılara müptela kılındılar. Ama peygamberden daha fazla acı çeken hiçbir insanı görmedim diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh peygamber hastalandığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme evine ziyarete gitti. Gitti, o mübarek vücuduna dokundu. Dedi ki ya Resulallah sen çok ateşlisin. Ateşin çok şiddetli. Bunun da büyük bir acısı vardır deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet. Ben sizden iki kişinin ateşlenmesinden daha fazla ateşlenmekteyim. Allahu Ekber. 40 derece bir ateşe tutulan mümini düşünün kardeşler. Soluğu nerede alıyor? Hemen acilde alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi düşünün. İki tane insanın ateşlendiğinden daha fazla ateşlenmektedir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığında evini ziyarete gittim. O mübarek bedenine dokunduğumda, ne olur şimdi dikkat edin.
Elimi diyor değdirdiğimde örtünün dahi ateşten ısındığını hissettim diyor, subhanallah. Resulullah'ın bedeni üzerinde bir elbise, onun üzerine örten bir örtü. Bakın kardeşler, o Allah Resulü'nün ateşinden nasibini almıştır. Dedim ki ya Resulallah, ateşin çok şiddetli. Çok şiddetli bir ateşe tutulmuşsun. Allah Resulü döndü dedi ki biz böyleyiz. Yani biz peygamberler böyleyiz. Bize bela da sevap da kat kat verilir dedi. Allahu Ekber. Evet aziz dostlar, şu sözün sahibi ne kadar doğru söylemiştir. Dağın zirvesine yaklaştıkça soğuğun şiddeti artmaktadır kardeşler. Siz Allah katında ulvileştiğiniz zaman, kemale erdiğiniz zaman, o basamakları atlayarak alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasına yaklaştığınız an, bilin ki musibetlerin şiddeti artacaktır. Enes bin Malik radıyallahu an diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Allah Eyyub peygamberi 18 yıl boyunca musibetin içerisinde bıraktı. 18 yıl boyunca. Etrafında kimsecikler kalmadı. Sadece iki arkadaşının dışında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o iki arkadaşından birine de şüphe düştü. Yanındakine dedi ki acaba Eyyub peygamber nasıl bir günah işledi de Allah bu zamana kadar Eyyub peygambere rahmet etmedi. Subhanallah. Öyle acılara maruz kaldı. Öyle belalara maruz kaldı Eyyub aleyhisselam. Etrafında insanlar kalmayacaksa öyle bir hastalığa müptela kılındı. Tuvaletini, ihtiyacını giderirken, defi acet yaparken hanımından destek alan bir Eyyub aleyhisselamdan bahsediyoruz. Vahyin üzerine indiği, Cebrail aleyhisselamın temiz dudaklarıyla konuştuğu, beraber oturdu, beraber karşılaştı, yolda beraber yürüdü. Eyyub aleyhisselama Allah 18 yıl boyunca büyük bir imtihanın içerisine soktu. Allahu Ekber. Bize ne olur ki aziz dostlar? Biz kimiz ki o temiz peygamberlerin yanında imtihana tabi tutulduğunda bağıracak, feryat edecek, isyan edecek olanlarız. Allahu Ekber. Peki sonuç ne oldu biliyor musunuz? Konumun asıl burası önemli değil. Ancak şunu aktarmaktan vazgeçmeyeceğiz. Eyyub aleyhisselam defi hacete gittiğinde Resulullah aleyhisselam bizzat söylüyor. Hanımı da kendisine yardım etme konusunda geç kaldığında Allah gökten Eyyub aleyhisselama vahyetti. İsteyenler Sad suresi 42. ayetine baksın. Eyyub'a dedi ki Allah, ey Eyyub, ayağını yere vur. Hangi ayağı? Asta ayağını yere vur. Bedenini kaldıramayan aciz Eyyub aleyhisselama Allah dedi ki ey Eyyub, ayağını kaldır ve yere vur. Eyyub aleyhisselam ayağını kaldırdı, yere vurdu. Allah yıkanması ve içmesi için ona soğuk bir su çıkarttı. Allahu Ekber. Sonuç ne biliyor musunuz? Eyyub aleyhisselamın hanımı defi acet, o tuvalet ihtiyacını gideren peygamberin yanına geldiğinde karşısında bir adam vardı. Ona döndü dedi ki Allah aşkına dedi, burada dedi hastalıklı bir peygamber olması gerekiyordu. Nerede o dedi. Ve sen de dedi, sen de dedi onun sağlıklı haline ne kadar benziyorsun deyince o dedi benim dedi. Allah'a bakıyor. O benim. Eyyub benim. Allah şafidir aziz dostlar. İmtihanı şiddetlidir. Ama vallahi gönderdiği şifa da çok kuvvetlidir. Dilerse yataklar içerisinde kıvranan, felçli olana Allah vahyeder. Onun hücrelerine vahyeder. Ey hücreler kun, kalkın, hareket edin, canlanın, dirilin. Asla isyan yoktur. Feyakun, hemen harekete geçerler. Hasta olanı Allah Kabe'de de ayağa kaldırır. Hastanede yatarken de ayağa kaldırır. Allah kudretlidir. Allah'a imtihanı şiddetlidir. Ama vallahi şifası da çok kuvvetlidir aziz dostlar. Allah'tan yana hiçbir şüphemiz yok elhamdülillah. Peki sen veya senin yanında, senin evinde şifası olmayan bir kardeşin varsa git benim adıma Peygamber aleyhissalatu vesselamın şu müjdesini ona ulaştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Ala isminde hasta olan bir kadının evine gitti. Dedi ki sevin ey Ümmü Ala. Şimdi siz hastanelere gidin kardeşim. Evlerinde yatan insanlara gidin. Felçli adamlara gidin. Felçli kadınlara gidin. Lal olmuş erkeklere söyleyin. Gözleri ama olan kadınlara seslenin. Ey Allah'ın kulu sana müjdeler olsun. Alacağınız cevap nedir sizce? Sana müjdeler olsun dedi Peygamber aleyhisselam. Allah sana şifa versin demedi. Allah sana hayır versin demedi. Sevin dedi ey Ümmü Ala.
Zira ateş nasıl altının ve gümüşün üzerindeki pisliği yok ediyor ve temizliyorsa, bugün en değerli madenlerden olan altın ve gümüş topraktan çıktığında nasıl üzerinde bakır gibi, tel gibi, demir gibi, taş gibi üzerinde değersiz eşyayı bulundurup ateşin içerisinde kızdırılıp o saflığı ortaya çıkıyorsa, Resulullah Aleyhisselam öyle diyor. Allah da hastalıklarla müminin üzerindeki kusurları diyor yok eder. Allahu Ekber. İmtihanın hikmeti budur aziz dostlar. İmtihanın güzelliğinden bir tanesi de odur. Mümin erkek ve mümin kadınların temizlenmesidir. Rabbimizden temennimiz, müzmin hastalıklara düçar olmuş mümin erkek ve mümin kadınların en kısa zamanda şifa bulmalarıdır. En kısa zamanda mahrum kaldıkları secdelerde doya doya yatmalarıdır. Ellerini kaldırmalarıdır. Gözlerinden seher vakitlerinde yaş dökmeleridir. İhtiyaç hissettikleri Mekke'deki Kabe'yi tavaf etmeleridir. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mekanı ziyaret etmeleridir. Davet ve cihat yolunda önde gitmeleridir. Eğer bunu da yapamıyorsa ne olur onlara şunu da müjdeleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlar şifa bulana kadar evlerinde yataklarında yattı. Müddetçe aynı evlerinde sağlıklı, mescitlerinde sağlıklı bir şekilde ibadet eder gibi ecir alacaklar. Allah'a emanet. Bunları da onlara müjdeleyin inşallah. İşte kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle şiddetli bir hastalığın içerisinde kıvranırken müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anhayı çağırıyor. Diyor ki ey Ayşe, şu 6-7 dinarı infak et, dağıt. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette tekrar bayılıyor. Hazreti Ayşe müminlerin annesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgilenirken o parayı dağıtmayı, dinarları infak etmeyi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı unutuyor. Dikkat edin şimdi ne olur kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine geldiğinde sorduğu ilk şey, ya Ayşe sana emanet ettiğim dinarları ne yaptın? Allahu Ekber. Bana doktor çağırın demiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bana soğuk sular içirin, şerbetler içirin demiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Saf zeytinyağları bulup şu ağrıyan dirseklerime, dizlerime masajlar yapın demiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ayşe sana emanet ettiğim, infak etmen için sana ayırdığım o dinarları ne yaptın deyince dedi ki ya Resulallah seninle meşgul olmak tan ben diyor bunları dağıtmaya fırsat bulamadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü dedi ki bunlara sahip olduğu halde bir rivayette avucunun içine alıyor Allah Resulü dinarları. Bunlara diyor sahip olduğu halde Allah ile buluştuğunda Allah'ın peygamberi hakkındaki zannı ne olur diyor. Allah-u Ekber. Elinde avucunda 6 ve 7 dinar bulunduğu halde ümmetin sorumlulukları benim boynuma asılmışken ben şimdi kıyamet gününde Rabbimin huzuruna nasıl çıkarım? Çıktığım takdirde de alemlerin Rabbi olan Allah öfkelenmiş ve gadaplanmış bir şekilde mi beni karşılayacak? Yoksa merhamet ve lütufla mı karşılayacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun korkusu içerisinde kardeşler. İşte takvanın adı budur aziz dostlar. Takva eşittir budur kardeşler. Resulullah'ın belirttiği ifadelerdir. Şimdi bu hadiseye baktığımızda insanlara zulmeden, bedenlerini parçalayan, çocuk bebek demeden boğazlayan, kadınların ırzlarını kirleten, aç ve susuz bırakarak insanları acı bir ölümün içine terk eden, toprakları gasp eden zalimler kıyamet gününde alemlerin Rabbi olan Allah'ın karşısına nasıl çıkacaklar? Allah onları nasıl karşılayacak? Şimdi ne olur bu hadiseye baktığımızda bir düşünün. Şu sokaklar içerisinde ben istediğim gibi yaşarım. Kimmiş benim yaşantıma engel olacak? Hangi şeriatmış da benim hayatıma hükmedecek? 1400 yıl önce Muhammed'e gelen kitap mı benim hayatıma hükmedecekmiş? O bizzat esatürül evvelin, öncekilerin masallarıdır deyip laikliğin, demokrasinin gölgesi altına sığınanlar kıyamet gününde alemlerin Rabbi olan Allah ile nasıl buluşacaklar? Buluştuklarında cabbar ve kahhar olan Allah'ı nasıl görecekler? Milliyetçilik bayrakları açanlar, Allah kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde en hayırlınız,
Allah'tan en çok korkanınız dediği halde en üstün olanlar falanca ırkın mensuplarıdır diyenler, asabiyet bayrakları açıp insanları onun etrafında toplayanlar, o bayrak altında savaş açanlar, kıyamet gününde aziz ve celil olan Allah hakkında zannınız nedir? Allah'ın memnun ettiğini söyleyenler ama bidatların kulbuna yapışanlar, sünnetten arşın arşın uzaklaşanlar, selefin yolundan şaşanlar, hurafeler içinde memnun etmek istedikleri bir Allah'a inananlar, kıyamet gününde Allah Subhanahu ve Teala'yı nasıl karşılayacaksınız? Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaksınız? O Allah sizin hakkınızda nasıl bir zan besleyecek? Evet aziz dostlar, ben sizin kadar İslam'ı seviyorum. Bakmayın kah içki içtiğime, kah faiz yediğimde ben ortamıma göre hareket ederim deyip bu kalemunca bir hayat yaşayanlar kıyamet gününde Allah'ın huzuruna çıkmaktan korkmuyor musunuz? Aziz ve celil olan Allah'ın sizi nasıl karşılayacağından emin misiniz? Merhametinden, lütfundan, Allah'tan yana bir beraat mı aldınız? Şimdi onları bir kenara bırakalım aziz dostlar. Kendimize topu atalım. Ben kendi nefsimi eleştireyim. Ne olur sen de kendi nefsini eleştir. İnsanlar küfrün pençesinde can çekişirlerken, küfrün pençesinde. Şu an geçmişte 100 yıl önce, çok geçmeyin 100 yıl önce şu topraklarda İslam hakim. 100 yıl öncesinde insanlar Allah'ın rızasını kazanmak için birbirleriyle yarışmaktaydılar. Ey insanlar, bugün ateizm hastalığı en fazla bu topraklarda yayılmaktadır. İslam yayılmıyor. Allah'ı seven gençler değil, peygamber aşıkları değil, ateizmin kurbanları şu an sokaklarda geziyor. Ve onların hidayet sebepleri bizim omuzumuza asılmışken, sen ve ben Allah'ın dinini onlara götürmekle memur kılınmışken, şu an sokaklarımızda, yine şu sokaklarda ismi Meryem olup fuhşun pençesinde can çekişenler varken, gecenin birinde çocuklarınızı oynattığınız parklara gidin, 16 yaşındaki genç kızlar erkeklerin kucaklarında oturmaktadırlar. Gece birde Ortaköy'e gidin, Beşiktaş'a gidin, Sarıyer'e gidin, sahil bölgelerine gidin, 16 yaşındaki genç kızlar erkeklere peşkeş çekilmekte. Halbuki annesi iffetli olsun diye Meryem adını koymuştu ona. Onun adını Saliha, annesi koymuştu. Dedesi ezan okurken kulaklarına, kamet okurken bu kızın abide olması için bunları yapıyordu. Şimdi o kızın da iffeti, namusu vallahi senin de boynuna, benim de boynuma asılmışken. Kendi gözlerimle gördüm, yemin ediyorum. Gecenin saat biriydi. Kaldırım kenarında bir kız çocuğu oturuyordu. Kız mı demek lazım? Kadın mıydı? Vallahi bilmiyorum. Betondan farksızdı, duvardan farksızdı. Ona bakan hiçbir erkeğin şehveti kabarmazdı. Belli ki bonza içmiş. Gözlerinin altı mosmordu. Bir kız çocuğu, 16 yaşında. Yolda yürüdüğü zaman ceset gibi yürüyen bir kız. Şimdi o kızın namusu da, iffeti de, akıbeti de sana borç olarak yazılmışken, aziz dostlar, şimdi ne olur sen nefsine sor, ben de nefsime sorayım. Kıyamet gününde Allah'la buluştuğumuzda Allah bizim hakkımızda nasıl bir zanla karşılayacak bizi? Ne olur sen de nefsine sor, ben de nefsime sorayım. Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağız aziz dostlar? Bugün Arakan yanarken, Filistin yanarken, Suriye yanarken, biz beyhude bir çalışmanın içerisinde bulunurken, gözlerimizi onlara kapatmışken, kör, sağır, dilsiz olmuşken, kıyamet gününde Allah Subhanahu ve Teala ile karşılaşmayı ne kadar cesaretlisiniz? Ne olur sen kendine sor, ben de kendi nefsime sorayım. Peygamber aleyhissalatu vesselam elindeki 6 ve 7 dinarı infak etmediğinden dolayı, harcamadığından dolayı, muhtaçlara, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmadıklarından dolayı onun hesabı içinde yanarken, vallahi aziz dostum sen de ben de herhalde büyük bir tehlikenin içerisindeyiz. Ama acele edeceğiz kardeşler. Acele edeceğiz. Kaybettiğimiz hiçbir şeyimiz yok şu an. Kazanacağımız şeylerimiz var. Gözlerimiz kırpıyorsa, parmaklarımızı oynatabiliyorsak, şu an halen şu mescidin içerisinde nefes almaya vermeye devam ediyorsak acele edeceğiz. Tıpkı
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin acele ettiği gibi. Ukbe bin Haris radıyallahu an anlatıyor. Medine'deyken peygamber aleyhissalatu vesselam ile ikindi namazını kıldık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi. Safları yara yara hanımlarından birinin odasına gitti. Çadırlarından birine gitti. Cemaat telaşlandı. Cemaat niçin telaşlanmasın? Peygamber aleyhissalatu vesselam yolda yürürken, otururken, evinde bulunurken, namaz içerisindeyken vahiy alan bir peygamber. Acaba onlara göre Allah azze ve celle peygamberine ne bildirdi? Acaba helak mı olacağız? Allah bize azap mı indirecek? Görevlerimizi yerimize getirmediğimizden dolayı Allah bizi helak mı edecek diye korkuyla mescit içerisinde beklerken kısa bir zaman içerisinde Resulullah geldi. O meraklı gözlerin sahiplerine döndü. Bakın şu sözleri söyledi. Ne olur aziz dostlar şuraya kulaklarınızı uzatın. Dedi ki odamızda birazcık altın ve gümüş olduğunu hatırladım da. Evin içerisinde biraz. Kim bilir kaç tanedir. Birazcık ifadesi geçiyor. Az önce 6 ve 7 dinar sayılıydı. Vallahi yine o kadardır. Onları hatırladım. Beni hayırda acele etmekten alıkoymasın diye dağıtmaları için emir buyurdum. Allah Allah. Hayırda bana engel olmasın diye. Acele etmem konusunda ayağıma tökez olmasın diye infak etmelerini emretti. Buhari'de geçen başka hadiste onlarla dedi gecelemek istemedim. Allahu Ekber. Onlarla gecelemek istemedim. Evet aziz dostlar. Şeytanın çenmesini yememek için acele edeceğiz aziz dostlar. Şeytanın kandırmasına maruz kalmamak için acele edeceğiz. Bugün Arakan'ı videolarda izliyorsunuz. Suriye'yi izliyorsunuz. STK'ların yapmış olduğu çalışmalara şahitsiniz. Hanım ya şöyle bir şey yapsak mı deme. Yap. Hemen acele. Gecenin ikisinde mesulü ara. Kalk kardeşim de. Benim elimde Arakan'a bağış yapacağım bir kuyu bedeli vardır. Bunu sana ulaştırmam lazım. Ya abi sabah olsa olmaz mı? Vallahi olmaz. Bineceğim taksiye senin evine geleceğim. Değilse unutma ki sabahında o 2000 TL senin halinde kalmaya devam edecek. Acele edeceğiz kardeşler. 8 TL yemek parası dahi olsa cumartesini bekle abi. Mesul olan kardeşe verirsin. Bekleme ne olur. Bekleme. Bir an dahi bekleme. Değilse arkasından şeytanın oklarını yiyeceksin. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi acele edeceğiz. Ehlimizi acele ettireceğiz. İnfak etmeleri konusunda onları teşvik edeceğiz. Cennetimiz için acele edeceğiz aziz dostlar. Firdevs için acele edeceğiz. Tıpkı Cabir İbni Abdullah'ın Uhud Harbi'nde karşılaştığı sahabe gibi acele edeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki ya Resulallah ben ölürsem nereye gideceğim? Dedi ki cennete gideceksin. Allahu Ekber. Ben ölürsem dedi nereye gideceğim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi cennete gidecek. Ah keşke burada olsa. Dese ki ya Resulallah şu kapıdan çıkmadan önce ölsem nereye gideceğim? Dese ki cennete girecek. Vallahi bu saatten sonra yaşamak artık güzel değildir. Bu saatten sonra Resulullah'ın bu kelimelerinden sonra yaşamak artık çok zordur aziz dostlar. Sahabe kenara çekildi. Elinde birkaç tane sayılacak kadar hurması vardı. Şöyle bir onlara baktı. Cennetle arasında perde gördü. Bir set gördü, duvar gördü. Bir kenara attı. Harbin içerisine daldı ta şehit olana kadar savaştı. Allahu Ekber. Cennet için acele edeceğiz kardeşler. Cennet için acele edeceğiz. Cennetin nimetlerini elde etmek için elimizde mevcut olan nimetlerden vazgeçeceğiz. Bunları harcama konusunda acele edeceğiz. Tembelliği veya bir sonraki güne bırakmaya asla müsaade etmeyeceğiz kardeşler. Evet aziz dostlar, hayra doymayacağız. Hayra asla doymayacağız. İyiliğin bulunduğu, salih amelin yer aldığı her yerde safın en önünde durmaya gayret göstereceğiz. Sadece namazda safların en önünde mücadele etmeyeceğiz. Buhari ve Müslim'deki hadisleri elde etmek için, oradaki sevapları kazanmak için, müjdeye nail olmak için, nasıl ki mescitlerde, camilerde en öne koşuyorsanız, hayrın, iyiliğin büyüğünden küçüğüne kadar en ön saflarda bulunmak için mücadele edeceksiniz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaate namaz kıldıracağı zaman mescidin içerisindeki bazıların arkaya doğru gittiğine şahit oluyor. Şerhinde şöyle diyor. Hani kapıya biraz daha yakın olup mescitten hemen çıkmak için. Allah Resulü bunu fark etti. Onlara döndü dedi ki ilerleyin dedi. Gelin dedi. Önlere doğru gelin.
Bana doğru dedi, yaklaşın, bana uyun dedi. Bir topluluk safların arkasında kalmaya devam ettiği müddetçe Allah da onları geride bırakacak dedi. Allahu Ekber. Bugün mescitler içerisinde, ikindi namazında, yatsı namazında, sabah namazında safın en arkasında bulunanlar hayatı boyunca aynı zamanda kıyamette de safın en arkasında kalacaklardır. İnsanlar safın en önünde ecirleri götürürlerken, kıyamet gününde de Allah'ın lütfu ve kerevini avuçlarlarken bizler safın en arkasında kalıp bize düşecek damlalara bakacağız aziz dostlar. O yüzden hayrın büyüğü küçüğü demeden, Arakan'a hizmet mi var? En ön safta sen olacaksın. Suriye'ye yardım mı var? En önce sen koşacaksın. Müslümanların sana ihtiyacı mı var? En ön safta sen yer alacaksın. Ve aynı zamanda şunu yapacaksınız aziz dostlar. Abilere sesleniyorum. İsmail abiye sesleniyorum. Hocama sesleniyorum. Alimlere sesleniyorum. Davetçilere sesleniyorum. İnsanların önünde lokomotif olanlara sesleniyorum. Bera İbni Azib radıyallahu anh diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte safın en ucundan, en ön ucundan en arka ucuna kadar dolaşırmış. Safları tazim edermiş, tanzim edermiş, düzeltirmiş, intizamlı bir hale sokarmış. Sonra onların o mübarek eliyle göğüslerini tutarmış, omuzlarını tutarmış. Ne dermiş biliyor musunuz? Sakın ayrılmayın. Sakın birbirinize küsmeyin. Saflarınızı dağıtmayın. İntizamı bozmayın. Yoksa kalpleriniz ayrılmaya başlar. Birbirinizi sokakta görürsünüz, selam vermezsiniz. Birbirinize karşı öfkelenirsiniz, kin beslersiniz. Sakın safları bozmayın. Yoksa kalpleriniz ayrılır. Başka hadiste yüzleriniz birbirinizden çevrilir. Artık birbirinize bakmaz hale gelirsiniz. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Dedi ki şüphesiz ki Allah ve melekleri ilk safta birleşenleri, o ilk safı düzenleyenleri, intizamlı hale getirenlere salat eder dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kim? Allah ve melekleri aziz dostlar. O yüzden yapacağımız her hayrın içerisinde mümin erkek ve mümin kadınları teşvik edeceğiz. Safın en önüne çekmek için mücadele edeceğiz. Gayret edeceğiz. Yorulmayacağız. Yahu yine iş bize kaldı diyenlerin yakalarından tutacağız. Safın en önüne çekeceğiz. Eğer saflarda bir boşluk meydana gelirse, ki gelecektir. Saflarda dökülmeler meydana gelirse o boşlukları yine biz dolduracağız aziz dostlar. İkinci bir iş alacağız. Üçüncü bir iş alacağız. Bir mesuliyetten çıkmadan diğer mesuliyete koşacağız. Asla saflar içinde boşluk bırakmayacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle dedi. Kim saflarda boşluk meydana gelir de o safı doldurursa, namaz içerisinde o safı doldurursa Allah onunla ilgi kurar dedi. Allahu Ekber. Allah o kulla alaka kurar. Allah ona rahmet eder. Allah ona merhamet eder. Allah onu affeder. Allah onun ihtiyaçlarını giderir. En sıkıntılı anında yanında Rabbini bulur. Ama dedi ki kim saflar arasında boşluk çıkartırsa, boşluğa meydan verirse, fırsat verirse Allah dedi de onunla ilgisini keser dedi. Onunla alakasını keser Allah. Rahmetini keser, mağfiretini keser. Allah muhafaza belki bir gün hidayetini alır. O yüzden safları beraber dolduracağız. He peki. Başımızda lokomotif olan abiler, hocalar, alimler. Ya kimini toprağa vereceğiz Zafer, Mert gibi. Ya kimilerini hapislerde yitireceğiz. Ya kimileri saflar değiştirecekler. Ellerimizi şöyle tutup da eyvahlar olsun biz artık öksüz kaldık. Biz yetim kaldık. Artık iyilikler bitti. İslam ümmeti artık beli kırıldı demeyecek. Biz lokomotif olmak için öne atılacağız. Becerebildiğimiz kadar yapacağız. Gücümüz oranında gayret göstereceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Ömer bin Hattab çıktı dedi ki kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü derse onun kellesini keser. Yeri geldiği zaman ruhumuz acı hissedecek. Buna eyvallah. Ama ne olur içinizden biri çıkacak. Ebu Bekir radıyallahu anh gibi ayağa kalkacak. Kim Muhammed'e tapıyorsa, ilahı Muhammed'se, Rabbi Muhammed'se bilsin ki Muhammed ölmüştür. Allah bakidir. Allah diridir. Allah hayat sahibidir. Yoksa siz ökçelerinizin üzerinden dönüp mürtet mi olacaksınız? Diyeceksiniz
İslam ümmetinin arasında bölünmeleri, safların dağınıklığına mani olacaksınız az uzmasınlar. Bunu hep beraber yapacağız. Dava bakidir. Mensupları fanidir. Lokomotif görevi görse de bir gün alemlerin Rabbi olan Allah onu yeryüzünden çekecektir. Ama biz çalışmamıza devam edeceğiz. Hele Afganistan'da, Irak'ta, Filistin'de, Çeçenistan'da, Arakan'da, Suriye'de, dünyanın neresine bakarsanız bakın, insanlar İslam ümmetinin yiğitlerinin düştüğü yerden kalkacağı günü beklerken, bugün Arakan'da ağlayan gözler kendilerine el uzatan yardımları da gözlemektedir. Suriye'de daralan kalpler İslam ümmetinin sel olup sınırları aşmasını istiyorlar. Irak'ta, Filistin'de nereleri sayarsanız sayın, sana ve bana ihtiyaç duymaktadırlar aziz dostlar. O yüzden saflardan çıkmak yok asla. Saflarda boşluk asla bırakmayacağız. Sorumluluk bilincimizi asla yitirmeyeceğiz. Ümmete olan sadakatimizi, borcumuzu en iyi şekilde ifa etmeye gayret göstereceğiz. Allah bu kadar bir konuda bizleri utandırmasın. Aziz dostlar, şu an gözlerimizi ki bitiriyorum Allah nasip ederse. Şu an gözlerimizi nereye çevirirseniz çevirin, İslam ümmeti içerisinde, İslam coğrafyamız içerisinde acılara şahit oluruz. Doğru mu? Arkadaşlar, imanla küfrün savaşı ilk defa bugün başlamadı. Ve bugün de bitmeyecek asla. İmanla küfrün savaşı dün vardı, bugün devam ediyor, yarın var olmaya devam edecektir. Bu böyle. Bir gün iman galip geldi, yeryüzü hiçbir zaman görmediği adaleti ve merhamete şahit oldu. Ama bir gün geldi ki kafirler galip geldi, insanlar adaletten ve merhametten yoksun kaldılar. Bugün ayyuka çıktığı bir döneme şahitiz. Ama Rabbim Allah'tır diye salih amellerinden asla taviz vermeyen, akidesinden taviz vermeyen, cenneti için bütün acılara göğüs geren mümin erkek ve mümin kadınlara selam olsun. Allah'ın rahmeti, fazlı, keremi onların üzerine olsun. Onlar bizim için büyük bir derstir. Onlar sonucu okunması gereken büyük bir derstirler. İsa Aleyhisselam'ın ümmetinin yaptığını bugün Arakan'daki bayanlar yapmaktadırlar. Çocuklar yapmaktadırlar. Ki son rivayetimle inşallah bitiriyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber bizim gibi otururlarken onlara döndü, dedi ki haberiniz olsun, iman çarkı ilelebet dönmeye devam edecek. Yani kıyamet kopmaya kadar iman çarkı, iman ehli, Allah'ın dinini savunanlar varlığını sürdürecek. Bu çark Kur'an'a göre döndürmek için devam edeceksiniz. Bu çarkı Kur'an'la döndüreceksiniz diyor Resulullah Aleyhisselam. Haberiniz olsun diyor. Kitap ve sultan birbirinden ayrılacak diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Yani idareciler, yöneticiler Kur'an'a, Allah'ın şeriatına sırt çevirecekler. Bugün yaptıkları gibi. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o gün, yani sultanların Kur'an'dan ayrıldığı gün, eğer sultanlara itaat ederseniz onlar sizi sapıklığa götürecek. Eğer itaat etmez, isyan ederseniz sizleri öldürecekler. Sahabeler bunları duyduktan sonra Resulullah'a döndüler, dediler ki ya Resulallah, peki biz ne yapalım? Yani sultanlara isyan ettiğimiz gün öldüreceksek, itaat ettiğimizde de sapıklığa düşeceksek biz ne yapalım? Ne dedi Allah Resulü? Dedi ki İsa Aleyhisselam'ın ümmeti gibi olun dedi. Allahu Ekber. İsa Aleyhisselam'ın ümmeti gibi olun. Zira onlar öldürüldüler, testereyle biçildiler ama asla dinlerinden taviz vermediler. Ve bakın Allah Resulü sözlerini şöyle bitiriyor. Allah'ın itaati uğruna ölmek, vallahi slogan yapılacak, hayat felsefesi haline getirilecek şu sözler. Allah'ın itaati uğruna ölmek, Allah'a isyan içinde yaşamaktan daha iyidir. Allah'a itaat ederken, Allah'a teslim olurken, Kur'an sünnet merkezli yaşarken sultanlar tarafından öldürülmek sultanlara yalakalık yapmaktan daha hayırlıdır. Bu uğurda öldürülen, bu uğurda canları alınanlara selam olsun.
Bu uğurda mallarını harcayanlara selam olsun. Bu uğurda canlarını verenlerin yanında olmak için adımlarını hızlandıranlara selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti sizlerin üzerine olsun. Allah sizi sevsin, ehlinizi sevsin. Şu an İslam alemi üzerinde bulunan oyunları Rabbim bertaraf etsin. Üzerimizde oynanan en büyük oyun da mümin erkek ve mümin kadınları yese düşürmek, ümitsizliğe düşürmek. Buna kapılmayacağız. Ümit varız. Allah'ın izniyle sabah çok yakındır. Allah-u Teala o sabahı görmeyi bizlere nasip etsin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.